Ya! Ver! Ankara Ostim. Van Bayram Otel. İstanbul Davutpaşa. Bursa Kemalpaşa. Bunlar yalnızca birkaçı. Liste uzayıp gidiyor. Ne yazık ki Türkiye'de iş kazalarının adresleri saymakla bitmiyor. Geride bıraktıkları acınınsa ölçüsü, tarifi yok. İş kazası demek onlar için en büyük yara demek. Kimi eşini kaybetti, kimi anne ya da babasını, kimi evladını. Üstelik kaza mı, kader mi tartışmalarıyla yürekleri daha dayandı. Şimdi başka yüreklerin yanmaması için, iş kazalarına dur diyebilmek için nöbetteler. Vicdan nöbeti tutuyorlar. Bunlar olmayabilir miydi? Evet, olmayabilirdi. Kader değil çünkü bu. Kimse kendini kandırmasın. Çalışan insanın kaderi ölmek değil. Yolda yürürken düşüp ölmüyor. Karıştırmasın insanlar. Kaderi deyip geçmesinler. Kuralları uygulasınlar. Çalışma şartlarını düzenlesinler. Devlet görevlileri görevlerini yapsınlar. İdris Çabuk, eşi Gülhan Çabuk'u 4,5 yıl önce Davutpaşa'daki ruhsatsız maytap atölyesinde meydana gelen patlamada kaybetti. Denedim ve kurallar uygulamama böyle şeyler sonuçlar doğuruyor. Keşke eşim bilseydi de şikayet etseydik ama öyle bir durum maalesef yok. İdris Çabuk'un keşkelerini paylaşanlardan biri de aynı faciada eşi Kadir Cesur'u kaybeden Arzu Cesur. Ya hiçbir şey tatmadık. Ne kızın babasını tattık, ne ben eşimle bir yani yuva kurduğumu anlamadım. Çok zor bir olaydı yani. Allah kimsenin başına vermesin. Yani artık bunların durulması için biz mücadeleye başladık işte. Mücadeleleri hukuki alanda da sürüyor. Ancak henüz bir sonuç alınabilmiş değil. Biz yandık yani. Biz hep uğraşıyoruz başka canlar yanmasın diye ama yani hep yaşanıyor. İşe değil ölüme gitmek haber dizisinde yarın Esenyurt'taki çadır yangınının kül ettiği hayatlara tanıklık edeceğiz.